da zorluk Fatih çekiyorum. Terim, neden? Fatih'ten mi korkuyoruz? Fatih Terim gemi azıya aldı. Fatih Terim bir günde, bir gecede, 4 dakika içinde 1,5 yıldır kusamadıklarını, içine attım dediklerini pervasızca, yanlış, kontrolsüz ve ucunun çok tehlikeli yerlere gideceği konuşmalar yaptı. Birinden mi korkuyoruz lafının kime söylüyor bunu? Bilmiyorum hocam. Birinden mi korkuyoruz? Kim? Kimin için konuşuyor? Kendi yönetimi için mi? Kimin için konuşuyor? Bilmiyorum hocam, ortaya söylemiş öyle. Şimdi ben... bak ortaya karışık diye verler. Kendi yönetimine konuşmuyordur hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Federasyona konuşuyordur hocam. Bir dakika, birinden mi konu koyuyoruz lafının ben nereye gittiğini biliyorum ama bu konuda Türkiye'de tahmin ediyor ama zaten bir, 1,5 yıldır Selahattin Aydoğdu dayağından kavgasından sonra federasyondan kovulmasını falan bir yerlere fatura etti o kafasına göre. 1,5 senedir susuyordu ama bitişi gördü ve bu gece kendine yakışır. Hocam basın... Fatih Terim benim sahadaki hakemimin suratına tükürük eylemi yapmasını açıklamalıdır. Senin hocam penaltı var. Doğru mu yanlış mı? Penaltı %100 doğru. Hocam çok fazla uzatamıyorum. Bir tane dalanın birisi bas. Yazmış da penaltıdan dolayı. Bana inanın ama penaltı %100 doğru. Buyur yazmışsın. Doğru öncesi taç yanlış lakin varın taça karışma hakkı yok. Aslında orada taş da yok. Balboa'ya yapılan bir faul var. Ama hakem taçı yanlış verdi. Bu geceki puan kaybının yegane sorumlusu Fatih Terim'dir. Galatasaraylı oyuncuların bitikliğidir. Hakem Yusuf Namoğlu filan hedef saptırmadır. Fatih Terim bu akşam Türk futbolunda bir efsaneyken maalesef bunu kötü anlamda söyleyeyim bu gece bir kestane haline. Hocam demeyelim öyle ya. Kestane. Hocam demeyelim öyle. Hocam reklama gidelim.